Merhabalar. Bugün size bazı önemli kelimeleri aklınızda kalacak şekilde öğretmeye çalışacağım. Öncelikle bu adama ne olmuş sizce? Bu adamın uykusu gelmiş. Pekala. İngilizce'de bu adamın uykusunun geldiğini nasıl anlatabiliriz? İşte böyle. Sleepy. Evet, bu adamın uykusu gelmiş. O halde sleepy. Daha sonra bu karta bakalım. Bu kartta burada spor yapan bir çocuğu görüyoruz. Onun enerjik olduğunu görüyoruz. Yani enerjitik. Enerjitik yani enerjili. Pekala, buradaki bu adama ne olmuş böyle? Nasıl yorgun görünüyor? O zaman onun yorgunluğunu öğrenelim şimdi. Gördüğünüz gibi bu adam tired yani yorgun. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu iki kartı birlikte vereceğim. Burada bu adam sinirli yani angry. Bu adam ne? Pekala. Çok sıkılmış görünüyor, değil mi? O zaman bored. Devam ediyoruz. Şimdi burada üst karede yukarıda çocuğun çok üzgün olduğunu görüyoruz. Kelime anlamı ne? Sad. Peki aşağıdaki kadının ne olduğunu görüyoruz. Çok mutlu, değil mi? O zaman bu kart geliyor şimdi. Happy. Kadın çok mutlu. Adam ise çok üzgün. Happy, sad. Başka bir karta geliyoruz. Bu kartta ise adamın mutluluktan böyle çok değişik bir şekilde canı çıkmış, havaya sıçramış. Ne olur? İnsanlar ne zaman mutlu olur? Sürpriz yapıldığında mesela, değil mi? O zaman bu kelimenin anlamı da surprised. Aklımızda kalacak şekilde surprised. Devam ediyoruz. Bu karta geldik. Bu kartta ise gördüğümüz gibi yukarıda çok acıkmış bir çocuk var. O zaman bu çocuğa ne diyebiliriz? Hungry. Yani acıkmak. Hungry. Acıkmış. Sıra geldi buraya. Aşağıda bitmiş güneşte sıcakta ölmüş bir kadın var. Ne olmuş o zaman? Çok susamış. Pekala, susamanın karşılığı ne? Thirsty. Hungry acıkmış. Thirsty susamış. Teşekkürler. Hoşça kalın.